AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Yeşilört Belediyesi tarafından Yeşiltepe Seyran Mahallesi'nde 522 metrekarelik alana 3 kat üzerinden inşa edilen Şehit Assubay Ömer Halis Demir'in isminin verildiği Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti. Belediye Başkan Yardımcıları, Birim Müdürleri, Yeşil Belediye Spor Kulüp Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri ve mahalle muhtarların hazır bulunduğu ziyarette Yeşilyurt Alpler Okçuluk Kulübü sporcuları tarafından özel bir gösteri sunuldu. Özel gösteri sırasında Milletvekili Şahin ile Belediye Başkanı Polat da kardeşlik ve barış için ya hak diyerek hedefe ok atışı gerçekleştirdiler. Ya abi, olmuyor. Yapamadık. Özünde var ki. Çocuk onlar bizden önceleri yapmışlar. Hani şimdi de yapalım. Şu anda hafta sonu 30 tane daimi olan öğrencimiz var. Ki bu zamana kadar 100 öğrenci yetiştirdik. Bu şu anda yeni olan öğrencilerin haricinde talime gelen arkadaşlarımız var. Gönüldaşlarımız var. Onlarla beraber de talimlere devam ediyoruz. Sayın Vekilimiz Mustafa Şahin ağabeyimle birlikte Alpler Okçuluk Kulübümüzü ziyarete geldik. Arkadaşlarımız da bize bir ok atış gösterisi düzenlediler. Gerçekten çok farklı ve güzel bir spor. İnsanı içerisine çeken ve aslında attıkça atmayı böyle getiren, susattıran bir sporumuz. Okçuluk bir ata sporudur. Biz geleneksel sporlarımıza Yeşilyurt Belediyesi olarak büyük önem gösteriyoruz. Yine güreşimizin devam etmesi, okçuluğumuz, cirit, bunlar geleneksel sporlarımız. Bunları yaşatmamız lazım. Biz de yaklaşık 1,5 yıl önce Alpler Okçuluk Kulübümüzün kurulmasına teşvik ettik, destek verdik. Buradaki arkadaşlarımız da o süreden beri 100'den fazla öğrencimize eğitim verdiler, okçuluk eğitimi verdiler. Geçen pazar günü de arkadaşlarımız Osmaniye'de yarışmaya, festivale katıldılar. Orada da birinci oldular. Kendilerini tebrik ediyorum. Özellikle bunlar daha önce çevre yolunun altı diye ifade edilen, hep ihmal edilen bu bölgede maalesef belki gençlerimizin, insanlarımızın, kadınlarımızın, kızlarımızın böyle hayatlarını günübirlik şekillendirecek, renklendirecek, özel yeteneklerini devreye koyabilecek aktivitelerin uygulandığı böyle güzel mekanları bulmak kolay bir şey değildi. Ama hamdolsun başta büyük şehrimizde, yine Yeşilyurt Belediye'mizde, özellikle 2014 seçimlerinden sonra bu alanlardan sorumlu olan ilçe belediyemiz olması hasebiyle bu sosyal aktivitelerin uygulanması için güzel mekanları hazırlamışlar. Ben kendilerine hasreten teşekkür ediyorum. Tabii bu bölgelerde belki bu gençlerimizin bu gibi sportif aktiviteler içerisinde yer almalarına imkan sunacak bu mekanları oluşturmazsak, biraz önce Sayın Muhtarım da arkadaşlar da ifade ettiler. Bunlar da belki uyuşturucuyla biraz böyle bizim örf ve adetlerimize, ecdadın bize bırakmış olduğu bu topraklarda hiç uymayan, uyum sağlamayan bir takım hal ve hareketler içerisinde, davranışlar içerisinde gençlerimizi, nesillerimizi maalesef kaptırmış oluyorduk o dönemler içerisinde. Ben eminim bu alanların oluşmasında başta okçuluk olmak üzere, satranç, belki onun dışında futbol, basketbol, voleybol gibi sportif faaliyetlerin yapılacağı bu güzel mekanların hazırlanması bizim için, geleceğimiz için, nesillerimiz için önemli bir uygulamaydı. Sayın olarak arkadaşlarınız, başarılar yükseltirsiniz inşallah. İlimiz için. Milletvekili Şahin ile Belediye Başkanı Polat ayrıca Gençlik Merkezi bünyesinde faaliyetlerde bulunan diğer spor branşlarıyla ilgili bilgiler aldılar. Aynı zamanda satranç antrenörü olan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti Milletvekili Mustafa Şahin ile satranç oynadı. Neşeli anların yaşandığı müsabaka sırasında Başkan Polat, satranç oyunu ile ilgili zaman zaman bilgiler aktardı. İnşallah daha müsaade.